Hinduizm pagan bir inanıştır, yani putperesttir. Hinduların yaşamında putlar çok önemli bir yer tutar. Ve Hindular bu putların sözde birçok üstün güce sahip olduklarını düşünürler. Hindulara göre taştan ve tahtadan yapılma putlar insanları ödüllendirir, cezalandırır, hatta affederler. Hindular bu inanışla tüm hayatlarını bu putlara ibadet ederek geçirirler. Onlar bu batıl uygulamalarına bir kılıf da bulmuşlardır. Hindulara göre Brahma isimli evrensel bir ruh vardır. Diğer tüm putlar da Brahma'nın yansımalarıdır. Dolayısıyla Hindular aslında putperest olmadıklarını ileri sürerler. Hinduların bu inançları tıpkı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde putlara tapan Araplardaki gibidir. Cahiliye devrinde putlara tapan Araplar, tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Ancak taptıkları putların Allah'tan başka güçleri de olduklarını sanıyorlardı. Allah bu insanların nasıl bir yanılgı içinde olduklarını Kur'an'da şöyle bildirir. Ondan başka veliler edinenler şöyle derler. Biz bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Elbette Allah kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. Hindistan'ın her yeri putlarla doludur. Tapınaklar, evler, küçük yol üstü ibadet yerleri, girintili çıkıntılı taş yontuları, reklamlar, film afişleri, dükkanlar. Ülkedeki putların sayısı 300-350 milyona kadar çıkmaktadır. Her 3 Hindu'ya ortalama bir put düşmektedir. Bunun nedeni Hinduizme göre her Hindu'nun kendi putunu yapabilmesi ve istediği canlı ya da cansız varlığa sapkınca tapabilmesidir. Hinduların en çok değer verdikleri putlarsa 3 tanedir. Brahma, Vishnu, Shiva. Hindular bayramlarında oruç tutarak, ilahiler söyleyerek toplu halde bu putlara hediyeler verirler. Böylece hiçbir gücü olmayan anlamsız eşyalara karşı bağlılıklarını kanıtlamaya çalışırlar. Hinduların birçoğunun evinde putları için ayırdıkları odalar vardır. Hiçbir güçleri, iradeleri olmayan bu cansız heykellere her gün yiyecek, su, tütsü ve ışık sunarlar. Bunun odanızdaki herhangi bir telefona, lambaya, kapı koluna veya sandalyeye yiyecek sunmaktan hiçbir farkı yoktur. Hinduların fark edemedikleri ise bir taşı ya da tahtayı uyandırmaya kalkmanın, onu giydirmenin ya da onunla konuşmanın ne kadar saçma ve insanı küçük düşürücü olduğudur. Hindular bu düşünceleriyle hem Allah'a şirk koşarak çok büyük bir günah işlemektedirler, hem de akıl ve mantıkla çelişen çok büyük bir çıkmaza girmektedirler. Rabbimiz müşrikleri bu yanılgıdan kurtulmaya şöyle davet eder. Allah sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.